Sağlık bir şans mıdır? Bazıları için gerçekten öyle. Ankara'da bir kişi rahatsızlığı bulunmadan öylesine sağlık kontrolüne girdi. Adeta kritik bir eşikten döndü. Üstelik adını da literatüre yazdırdı. Çünkü aynı anda iki böbreğinden de robotik cerrahiyle ameliyat oldu. Aralık'ta geldik. Ama hiçbir şikayetimiz yok. Spor salonuna yazıldık. Sporumuzu yapıyorduk. Bize geldiğinde hastamızın ciddi bir şikayeti görülmüyordu. Cemil Meriç 61 yaşında ve 2 ay öncesine kadar da kendini oldukça sağlıklı hisseden biriydi. Ama bir gün telefonu çaldı, yaptığı o görüşme hayatını değiştirdi. Özel bir hastaneden aradılar, dediler check-up kampanyamız var. Ya, olur musunuz? Dedik olalım madem. Çünkü ileride kan gözüktü. Sağ böbrekte 5 santim bir kitle olduğunu söyledi. İleri tetkik için hasta bize yönlendirildi. Her iki böbreğinde de insidental olarak yakalanmış tümör olduğunu tespit ettik. Hiç hesapta yokken ameliyat masasına yattı. Şanslıydı çünkü süreci robotik cerrahi ile atlattı. İyileşmeniz hızlı oldu mu? Ameliyatın o günü saat gece 1'de başladım yürümeye. Karına 4 tane küçük delikten giriyorsun. Toplamda 4,5 saat kadar sürdü. 3. gün taburcu ettiğimiz bir hastamız, hastaya ikincil bir tedavi ihtiyacı kalmadı. Böbrek fonksiyonları tamamen normal olarak tespit edilmiş durumda. Peki nedir robotik cihaz? İşte bu görmüş olduğunuz alet kısa zamanda büyük işler başaran bir dev. Özellikle burası cihazın kalbi ama aynı zamanda cerrahın da gözü. Ama en kritik hamleleri yapan, hassas noktalara dokunan yerse burası. Yani cerrahın eli. Ameliyat esnasında robotun kolları hareket ettiriliyor ve buna bağlı olarak da içerideki tüm cerrahi sürecinizi yönetiyorsunuz. Bu çok hassas, aynen algılıyor. Siz ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız, ne yapıyorsanız bu aynen gidip hasta üzerinde bir uygulama olarak ortaya çıkıyor. Siz onun böyle yattığına bakmayın, kontroller oldukça iyi, patoloji sonuçları da temiz geldi. Hatta şöyle bir özelliği de var Cemil Bey'in, adı artık literatürde yazıyor. Aynı seansta evet. İki böbrekli ameliyatın benzeri yok.